Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün astrolojide element ve nitelik ne demek? Bunlar hayatımızı nasıl etkiliyor? Ve element ve nitelik dengesizliklerinde neler yaşanıyor? Ve bunları nasıl dengelemeliyiz? Bunlarla ilgili ne yapmalıyız? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar element yani ateş, toprak, su ve toprak. Ateş, hava, su, toprak. Doğru söyledim, evet. Bunlardan biri eksik olduğunda bizler yaşamda bazı yerlerde zorlanıyoruz açıkçası. Ve bir takım sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Birazdan örnekleyeceğim zaten. Ve bunları dengelemediğimizde aslında o çark, hayat çarkı denilen çarkımızı tam olarak döndüremiyoruz demektir. Şimdi bu ateş, hava, su, toprak nereden çıkmış? Esasında milattan önce 5. yüzyılda Yunan profesörü bunu keşfetmiş, Empedokles diye. Ve ateş, toprak, hava ve su terimlerini aslında icat etmiş. Tabii ki evrenin doğası gereği birbirine muhalif iki prensibin etkileşimi bu dört elementi oluşturuyor. Tabii ki kişisel haritalarda element dağılımı dediğim gibi çok önemli. Baskın elementin niteliklerini bizim yaşamımızı şekillendirme konusunda muazzam bir rolü var. Sadece element dağılımından bile bir harita hakkında, o kişi hakkında çok fazla bilgi edinebiliriz. Kişinin karakteri hakkında bizlere bilgi verecektir. Doğum haritalarında eksik veya az önce de bahsettiğim gibi fazla elementi tespit edip bu elementlerin niteliğini de bularak, bu çok böyle küçük matematiksel bir hesaplamadır. Ondan da videonun sonunda bahsedeceğim. Bunları arkadaşlar yaşam planında elementimiz bizzat ne elementimiz azsa veya fazlaysa bunları dengeleyecek insanlar karşımıza çıkıyor. Ne demek istiyorum? Benim toprak elementim az, toprak elementi yoğun bir kişiyle karşılaştırıyorum ki aslında o deneyimimi o kişiden öğreneyim diye. Şimdi ateş elementine baktığımızda arkadaşlar Koç, Aslan ve Yay burçları ateş elementini temsil ediyor. Tabii ki ateş sıcak, değil mi? Enerjik. Bu burçlar da genelde öyledir zaten. Dışa dönük, dominant. Bir de ateşin özelliği dokununca yakar biliyorsunuz. Fakat aynı zamanda çevresini de ısıtır. Çünkü sistem dualite üzerine kuruludur arkadaşlar. Ve dualite gereği de bir taraftan yakarken bir tarafı da aslında ateş elementi ısıtıyor olur. Ve biliyorsunuz ateş yanmaya başladığında olağanca özgürlüğüyle yukarı doğru yanar. Yukarı doğru alevini yansıtır. Yukarı doğru ilerler. İşte tüm bu özellikler arkadaşlar ateşte hayata doluluk, işte yaşama enerjisi, fakat öfkelendiklerinde yakıcı bir etki sergileyebilirler bu kişiler. Sıcaklıkları, coşkuları çok sevilir bu kişilerin. Cesur olmak demektir. Hayatın getirdiklerine karşı ayakta kalmayı bilmekle alakalıdır ateş elementi. Ve genelde daha çok dürtüsel yaşarlar. Tabii bir Koç'un dürtüselliği ile bir Aslan'ın dürtüselliği arasında elbette ki bir farklılık olacaktır. Bir de arkadaşlar ateş elementi, tabii o bahsettiğim hesaplamaya göre haritada çok baskınsa kişi şimdi kendine o kadar odaklıdır ki bazı şeyler yapar ama etrafını çok hesaba katmaz. Dolayısıyla etrafında da bu anlamda zarar verdiğini de çok anlamayabilir. Aslında onun derdi kendiyledir. Kendi istekleri, kendi öncelikleri, kendi duygularıyla alakalıdır ama tabii bu noktada bu karşı tarafa da zarar verebilir. Eğer ateş elementi bir haritada çok fazla baskın ise, bu sefer kendine çok aşırı güvenen ya da fazla riskler alan yaşam boyunca saldırganlık, yıkıcılık, bencillik, küstahlık, dünyanın kendi etrafında döndüğünü zannetme algısı Ve tabii ki en büyük özelliği düşünmeden hareket etmek ve fazlaca sağlıksız bir ego kullanan kişiler oluyor. Tabii kişinin her şeyin dediğim gibi dualite gereği eşit miktarda faydası ve zararı olduğu için kişi bu sefer fazla enerjik oluyor. Ateş elementi çok yüksek çünkü. Fazla aktif oluyor, fazla hevesli oluyor. Tabii burada bir yaratıcılık da söz konusu. Ama her şeyin fazlası zarardır. Atalarımızdan da çok bilinen bir cümle olarak aşırı ego, hırs, yıkıcılık, bunlarla kişi hep sınanıyor, hayat deneyimleri yaşıyor olacak. Sürekli hareketli bir yaşam da elbette ki yorucu, çünkü bir uca kaçmakla alakalı. Başkalarının başını döndürebilir ateş elementi çok yüksekse. Belki duymuşsunuzdur, ateş elementi yüksek olan arkadaşlar, yani sen benim başımı döndürüyorsun. Çünkü sürekli bir hareket, sürekli bir action durumu olduğu için başkalarının başını döndürebilir açıkçası. Bir de çok fazlaysa ateş elementi kişisi çok büyük oynayabilir. Ve bu da yıkıcı sonuçlar verebilir arkadaşlar. Bir de bu elementlerin hiç olmayışı arkadaşlar, diyelim ki suyumuz yok ya da toprağımız yok. Hiç olmayışı bazen o kişinin o elementi aşırı çalıştırmasına da sebep olabilir. Yani mesela sizde toprak hiç yok ama orayı aşırı çalıştırma meyli de verebilir. Örneğin ateş elementine sahip olmayan biri aşırı cesaretliymiş gibi, ama bakın burada miş kısmı çok önemli, miş gibi davranabilir. Bunun sebebi de olmayan yönünü aslında saklama isteğinden doğar. Aslında bu kişinin cesaretle falan hiçbir alakası yoktur, mış gibi yapıyordur. Zaten bunu kişinin genel haritasından da çok net anlayabiliriz. Ateş elementine baktığımızda arkadaşlar, eksikliğinde, eğer kişinin ateş elementi eksikse ne oluyor bu kişilerde? Hayattaki motivasyonları ile ilgili bir eksiklik, cesaret eksikliği, harekete geçmekle ilgili sorunlar, işte motivasyonu düşük, yaşam enerjisi düşük, daha böyle kötümser, hiçbir şeye hırslanmayan, kendi işlerini çözmede problem getiren, heyecansız, ruhsal ve bedensel enerjisi çabuk düşer. Hani derler, yıldızım benim düşük derler. Genelde bu tabiri kullanırlar. Ve sürekli başkalarının yardımına ihtiyaç duyan kişiler olurlar. Eğer ateş elementimiz azsa arkadaşlar, bizzat şimdiye kadar cesaret edemediğimiz, adım adımımız şeyleri not edip böyle tek tek işte ne varsa onları bizzat yapmaya çalışmak önemlidir. Çünkü bu sizi harlayacaktır. Yani az, ateş elementi düşük ya da az, birazcık harlanmaya ihtiyaç vardır. O yüzden şimdiye kadar yapmak istediğinizi ama yapamadığınız şeyleri böyle lütfen bir listeleyin ve bunları en azından birkaçını yapıp böyle üzerine böyle bir çentik atabilirsiniz. Bu bile sizi canlandırmaya, hareketlendirmeye yetecektir diye düşünüyorum. Gelelim toprak elementine. Bunlar da boğa, başak ve oğlaklardır arkadaşlar. Tabii ki topraksız bir yaşam düşünülemez. Toprak nedir? Çünkü berekettir, değil mi? Büyümeyi temsil eder. Toprak aslında büyütendir. Çünkü toprağa bir şey ekeriz ve o büyür. Onun büyüyüşünü izleriz. Ve toprak elementi yüksek olan kişiler dünyevi hayata çok sıkı sıkıya bağlıdır arkadaşlar. Çok materyalisttir. Ayakları çok yere sağlam basar. Maddiyatın yaşamda 3. boyuttaki maddiyatın gelişmesine sebep olan burçlardır esasında bu 3 burç. Toprak burçları güvenilir burçlardır arkadaşlar. Güvenilir karakterlerdir. Pratik düşünen ve ihtiyatlı, yani temkinli bir yapıları vardır. Analiz ve gözlem yetenekleri son derece gelişmiştir. Bu yetenekleri, en önemli nokta bu da, sabırla birleşir. Sabırla birleştiği için de onlar için kendilerini maddi anlamda güvende hissetmek oldukça önemlidir. Aşk hayatlarında da sadakati önemserler, sabitler çünkü. daha doğrusu sabit bir bakış açısına sahipler çünkü. Devamlılık onlar için önemli. Sabit kalmak ve devamlılık önemli. Ve alışık olmadıkları şeyleri yapmaktan aslında hiç haz etmezler. O alışık olduğu şeyleri bırakmak istemezler. Tabii ki bu sabit fikirlilik onları yaşam boyunca değişime itecektir. Ya da değişime iten tecrübeler ve deneyimler yaşatacaktır. Ve çok hareketlilik de onlara göre değildir arkadaşlar. Yaptıkları işin en iyisini yapmaya çalışırlar. Eğer toprak elementi haritada var ise, baskınsa ve ekonomik burçlardır, öyle söylüyorum ben. Evdeki hesabı her zaman çarşıya uydurmaya çalışırlar. Beceriklidirler. Yani para nasıl kazanır çok iyi bilirler. Böyle bu şekilde. Toprak elementi tabii her şeyin fazlası zarar mantığından çıkarak toprak elementi çok fazlaysa bir haritada maddi konuları aşırı önemseyen bu sefer. Yeniliğe çok kapalı, aşırı tutucu ve gelenekçi, fazla mükemmelliyetçi, öyle söyleyeyim. Ve planlama ve rutininde çok istikrarlı. Toprak enerjisi ağır bir enerjidir arkadaşlar. Kişiyi de depresif yapabilir fazlalığında. Genelde çok baskınsa toprak elementi, kişinin hayatı böyle çok monoton, sıkıcı, onlara göre değil ama dışarıdan gözlem olarak öyle gelebilir. Eğer toprak elementi azsa bir haritada ne oluyor kişiye? Bu sefer uygulamadan yoksun, organize olamayan, dağınık, düzensiz, planlama ve rutin oluşturmada sorun yaşayan, yani istikrar gösteremeyen, bir şeye böyle giriyor ama onun devamlılığını getiremiyor, sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanan, hatta fiziksel bedeninin ihtiyaçlarını fark etmeyen, ihmal eden ve aslında toprak elementi azsa arkadaşlar kişi aşırı derecede bir güven duygusuna ihtiyaç duyuyor. Ve bu ihtiyacı da yüzünden de işte hata yapmaya meyilli oluyor. Ve dediğim gibi rutin işleri de yapmakta çok zorlanıyor. Eğer toprak elementimiz azsa ne yapacağız? İstikrar gerektiren, hoşlanmadığımız bir şey varsa hayatımıza onu rutin olarak hayatımıza sokacağız ve bunu düzenli olarak yapacağız. İşte toprakla haşır neşir olacağız. Tabii bu tamamen kişisel yine haritalarımızda ama ben genel geçer bilgi veriyorum. Hani ortak bir payede anlatmaya çalışıyorum. Hava elementine geldiğimizde arkadaşlar, hava elementleri ikizler, terazi ve kova burçları. Biliyorsunuz ki hava olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Nefes çok önemlidir. Nefes her şeydir. İlk aldığımız nefes ve son verdiğimiz nefes gibi. Hava hepimizin kullandığı ortak bir şeydir, öyle değil mi? Hava elementi astrolojide arkadaşlar bilgiyi, zekayı, mantığı, iletişimi ve merakı simgeler. Hava elementindeki gezegenleri olan kişiler paylaşmaya meyilli kişilerdir. Birçok düşünceyi, bilgiyi paylaşırlar. Yeni olan etkileyici fikirlere her zaman daha açıklardır. Her türlü konuyu araştırabilirler. Sonra çok yönlüdürler ama handikapı çabuk sıkılabilirler, ilgileri çabuk dağılabilirler. Yalnızlıktan hoşlanmadıkları için fazlaca belki arkadaş çevresi, dışa dönük konuşkan da bir yapıları vardır zaten. Hava elementi çok olan kişilerde duygusal derinlik çok göremiyoruz, bulamıyoruz arkadaşlar. O yüzden toprak ve su gruplarının kendini engelleyebileceğini düşünür, öyle zannederler. Tabii ki aşk hayatında da monotonluğu sevmez hava elementi. Entelektüel, iletişimci, objektif, işbirliğine yatkın, mantıklı, meraklı, özgür, öz eleştiri yapabilen yenilikçi karakterlerdir. Mesela ikizlerde hava olduğu için. Terazi ve kovanın insan burçları amblemine baktığınızda insan burçlarında olmasının özel bir anlamı vardır esasında. Yani insanlığı düşünebilmeyi, konuşabilmeyi, işte eğitim almayı, entelektüel kapasitesini anlatır insanlığın. Yani oradaki sembollerin manası aslında bu anlama gelir. Hava elementi fazlalığında arkadaşlar kişi kendini kolayca akışa bir şekilde akıcı bir şekilde ifade edecektir. Kendini çok net anlatabilecektir. Ayağı sağlam yere çok basmayacaktır, evet. Düşünceler ve fikirler bazında özellikle. Kendini derinleştirmekte, somut işler yapmakta problem yaşayacaktır. Çok meraklı olacaktır. Havayı, özgürlüğünü belki çok abartacaktır. Ukala da olabilirler eğer hava elementi çok fazlaysa. İlişkilerinde sınır koymayı bilmeyecektir. Fazla rahat konuşup, böyle konuşup fakat bunu somut duruma getirmekte zorlanacaktır. Eksikse hava elementi ne oluyor haritalarımızda? Bu sefer dengeli ve sosyal ilişkiler kuramayan, öğrenme ve algılama problemleri yaşayan, yani kendini ifade ederken, çünkü hava iletişimdi ya, kendini ifade ederken zorluk yaşama, o çok objektif olamayan, fikir alışverişine giremeyen, mantığını kullanamayan, mantıksız davranan aslında kişiler olacaktır. Kendi zihnini çok beğenir hava elementi eksikse. Kişi kendi zihnini çok beğenir. Fakat iyi bir dinleyici olmaktan çok uzaktır. Ve bu kişiler iletişimi güçlü, kendini bunu teşvik edecek kişilerle vakit geçirmelidir bu alanı dengelemek için. Ve iletişim becerisi gerektiren işlerle meşgul olduğunda bu element dengelenecektir. Su elementine baktığımızda arkadaşlar, biliyorsunuz su her zaman bulunduğu kabın şeklini alır. Nereye koyarsanız o şekle bürünür. Burçları da yengeçtir, akreptir ve balıktır arkadaşlar. Su grubunda elementleri olan kişiler bulundukları ortama uyum sağlamakta esasında başarılıdırlar. Yoğun duygularla yaşarlar ve duygusal paylaşımlara çok önem verirler. Fazlaca bir fedakarlık ve sezgisellik hakimdir burada. İhtiyacı olanın her daim yanındadırlar. İşte son derece romantik olabilirler. Aşk hayatlarında hep böyle verici olabilirler. Duyguları çok hassastır esasında. Çabucak incinir. Lakin bunu çok belli etmezler. Anlayamazsınız incindiklerini, kırıldıklarını. Dış etkenlerden de kolay etkilenirler ve birilerini kırmamak için direkt söylemezler de başka türlü yollara girerler, öyle söyleyeyim. Sezgileri bir kere çok kuvvetli olduğundan her şeyi hissetme vardır onlarda. Bu arada bu anlamda sezgilerine zaten güvenmelidirler. Acaba böyle mi şöyle mi, sezgi geldiği anda ona güvenmelidirler. Ve hayal dünyaları oldukça zengin, sanatsal konularda başarılı ve çok derinde olan duyguları oldukları için su gruplarının ateş hava burçları onlara sert gelir. Sert bir enerji gelir ve onlar tarafından incineceklerini düşünürler, öyle söyleyeyim. Su elementi fazlaysa bir haritada kişi çok alıngan olabiliyor, çok küsebiliyor ya da çok başkaları için bir şeyleri yaşamaya adayabiliyor kendini. Mantık dışı aşırı bir duygusal tepkisi olabiliyor yaşadığı olaylar karşısında. Bağımlı ve net olamayabiliyor. Aşırı derecede hayalperest. Dolayısıyla ayakları da yere sağlam basmıyor. Acıdan kaçıyor, su elementi çoksa acıdan kaçıyor. O acıyla yüzleşmek istemiyor kişi. Sürekli kendini bir şeye adamak oluyor. Sürekli kendimi bir şeye adayayım ben istiyor. Kendi hayal dünyalarını yaratıp orada yaşama riskleri var. Yani o dünyaya o kadar sarılıyorlar ki oradan bazen çıkmak istemiyor eğer su elementi çok fazlaysa kişide. Daha ne de kurban rolüne bürünebilir arkadaşlar. Bu kişilerin kendilerini sosyal zemine çekecek, yaşam sevincini aşılayacak, daha gerçekçi, daha mantıklı kişilerle birlikte vakit geçirmeye ihtiyacı vardır. Çünkü neden? Onu görerek örneklemeleri, işte bir feyiz almaları için bu son derece önemlidir arkadaşlar. Su elementinin eksikliğinde bu sefer ne oluyor? Kişi sezgilerde duygular diye su, duygusal bağ kurmakta zorlanıyor, duygusal boşluk, duygularını çok gösteremeyen, empati çok kuramayan, sezgilerini çok fazla anlayamayan, Daha böyle duygusuz, duyarsız gibi bir algı oluşuyor söylenti eksikliğinde. Manevi söz konuları olduğunda böyle kitleniyor kişi. Burada illaki karşı taraf duygularını kelimeye dökünce anlayabiliyor, algılayabiliyor, öyle söyleyeyim. Çok kolay ağlamazlar. Kendilerine öğretmenlik, hatta psikolojik danışmanlık gibi duygularla yaklaşan kişilerle olmalıdır. Onlarla vakit geçirmelidir. Seçtikleri işlerde de gene empati yapmak zorunda kaldığı meslekler onlara iyi gelecektir arkadaşlar. Şimdi biraz da niteliklerden bahsetmek istiyorum. Ve sonra da en sonda nasıl bir matematiksel, çok basit zaten bir hesaplama yapılıyor. Haritalarınızda bunu nasıl anlarsınız? Kısaca ondan bahsedeceğim. Nitelikler arkadaşlar elementlerin çalışma tarzını, davranış şekillerini anlatıyor aslında. Ve bunlar da öncü, sabit, değişken olmak üzere 3 adet oluyor. Öncü niteliğe baktığımızda bunlar Koç burcu, Yengeç burcu, Terazi ve Oğlaklar öncü niteliktedir arkadaşlar. Başlatan demek öncü. Aktif olan, güçlü iletişime geçebilen, risk alabilen, yenilikçi, lider bir enerjiye sahip olmakla alakalı. Bu burçlar arkadaşlar mevsimleri başlatırlar. İşte Koç baharı, Yengeç yazı, Terazi baharı gibi bu şekilde devam eder. İleriye dönük hedefleri olan, kendi hayatlarına stratejik davranan ve kendi hayatlarına öncülük yapabilen burçlardır. Kendi istedikleri önemlidir ve kendi planlarını kesinlikle uygulamak isterler ve bundan çok hoşlanırlar. Girişken, geri adım atmayan, öncü nitelik geri adım atmayandır ve kimliğini ön plana çıkartabilen, güçlü amaç duygusu olan burçlardır. Koç arkadaşlar ateşin öncü lideridir aslında. Ateş egoyu, enerjiyi, cesareti temsil ettiğinden tüm bu ateş özelliklerini ön planda yapabilmektir aslında. Yengeç suyun öncüsüdür arkadaşlar. O da yengeçle ilgili işte çekingen, içe kapalı ifadesi hani kullanılır ama oysaki yengeç öncüdür. O öncülüğünü, duygularını hani daha sessiz yaşar bir Koça göre. Yani yengeç gitmek istediği yere duygularını ve sezgilerini kullanarak öncülük yapar. Terazi de havanın öncü burcudur arkadaşlar. Hayatını, hedeflerine yine göre sürdürecektir. İlişkileri onun hayatını yönlendiren ana unsur olacaktır. O yüzden eşin ve ortağın önemi çok büyüktür. Onun öncülüğünde, liderliğinde olmak isteyecektir. Oğlak da toprağın öncüsüdür. Yani hayat planını somut şeyler üzerine oluşturmak demektir. O konularda öncülük yapacaktır. İşte kişi nasıl kariyer yapacağına, nasıl para kazanacağına, nasıl planlama yapacağına öncülük ve liderlik edecektir. İşte gerçeklik, saygı duyulma isteği ve sorumlulukları hayatını yönlendirecektir. Öncü niteliği fazlaysa kişide arkadaşlar ne olacak? Kendi isteğini çok fazla ön plana koymak isteyecek bu sefer kişi. İstekleri için koşullarda aşırı ısrarcı olacak. Planladığı konularla ilgili işte sabır göstermek, aceleci yani sebat gösteremeyecektir ve aceleci davranacaktır. Ve bazı fırsatları da görememekle de ilgilidir arkadaşlar. Biraz burada bu nitelik fazlaysa esnemeyi öğrenmek çok önemlidir. Eğer eksikse, öncü nitelik eksikse yine kendi başına harekete geçmekte zorlanma, nereye gitmek istediğini bilememe arkadaşlar, nereye gideceğini bilememe, ne kadar yetenekli ve çalışkan olsalar da bu kişiler hedefe yönelmedikleri için başarılı olmakta da zorlanıyorlar. Her zaman başkalarının kendini böyle bir alevlendirmeye, bir harlamaya ihtiyaç duyuyorlar ve risk almaktan, stratejik davranmaktan kendini alıkoyan bir enerjiye hakim oluyorlar. Sabit niteliğe baktığımızda arkadaşlar boğa, aslan, akrep ve kovadır sabit nitelik. Kalıcılık ve sabit enerjilerden bahsediyorum. Öncü burçların başlattıklarını devam ettirmekle alakalıdır. Sabrı, beklemeyi, istikrarı, olayları zamana yaymayı, İşte inatçılık var, bunun içinde kuralcılık var, güç var, karizma var, dayanıklılık var. Tıpkı bir inşaatın temeli gibi düşünebilirsiniz bu niteliği. Ve burada artık mevsim çoktan başlamıştır bu burçlarda ve uzun süre devam edecektir. Boğa toprakla ilgili sabitliği ifade eder. Burada maddeyi tutmakla alakalıdır. Çünkü boğa için sahip oldukları son derece önemlidir. En çok güvende olmayı isteyen burçtur arkadaşlar boğa. İnatçılığı da böyle top seviyededir öyle söyleyeyim. Aslan ise egosunda, yaşama sevincinde sabittir. Kendini en çok seven ve önemseyen burç da aslandır. Hiçbir koşulda egosundan asla vazgeçmek istemez. Çok özür diliyorum. Akrep ise suda sabittir. Ve zodyan en derin burcudur arkadaşlar. Suda sabitlik demek aslında buz olarak düşünülür akrebin doğasını. Suda, yani su ve buz, yani su aslında ama donmuş bir şekildeki sudan bahsediyorum. Bu durum arkadaşlar akrebin nasıl en sakin ve duygularını çok kontrol altında tutmasını anlatıyor. Çünkü buz şeklindedir onun suyu. Akrep de duygularında sabitlik gösterir arkadaşlar. Tutkularında sabittir. Hem en derin duygulara sahip olmak hem de bunu dışarıya belli etmemekle ilgilidir. Kova ise havada sabittir. Yani fikirlerde, düşüncelerde sabit kalmayı ifade eder. Onlar için kendi akılları, fikirleri son derece önemlidir arkadaşlar. Değişken niteliğe baktığımızda da ikizler, başak, yay ve balık burçlarını temsil eder. Güneş bu burca geçtiğinde artık mevsimler bitmiştir arkadaşlar. Esnekliği, uyumu, yeni koşulları algılama ve adapte olmakla ilgilidir. Bu burçlar egosundan en çabuk feragat edebilen burçlardır. Değişime çabuk adapte oldukları gibi değişken halde yaşamayı da çok severler. Her daim etraflarını, işlerini, böyle evlerini değiştirme enerjisine sahiptirler. Kararsız ve karmaşık bir halleri de vardır. Böyle kıpır kıpırlık, cana yakınlık da hakimdir. Sahip olduklarını dağıtmayı ve paylaşmayı da severler. İkizler burcu hava elementinin değişken olmasıyla alakalı. Yani hava dediğimiz zaman fikirler, düşünmekle ilgili hızla değişkenlik gösterecektir. Yeni bilgiler edinmek, bunu paylaşmak son derece önemlidir ikizler için. O bilgiyi alır ve yayar. Bir yere saplanıp kalmak ikizlere göre değildir. Her zaman bir öğrenci-öğretmen modundadır ikizler. Başak burcu toprağın değişken burcudur. Hizmet etmek, dağıtmak, hizmet etmeyi çok sever. Zodyan hizmetçi burcudur. İşi yoluyla hizmet vermek vardır ve bazen sırf bunun için kendi çıkarlarını bir kenara bırakır arkadaşlar başaklar. Sırf hizmet etmek ve faydalı, yararlı olmak adına. Yay burcu ateş elementinin değişkenidir. Yani yaşama sevincini, enerjisini ve coşkusunu başkalarıyla paylaşır. Pozitif ve iyimser enerjisini etrafına yayar. Bunu da en çok böyle seyahatler, yolculuklar aracılığıyla yapmak ister. Gezgin bir ruhtur zaten yaylar. Peki değişken nitelik fazlaysa ne oluyor? Başladığı işi bitirememe, aynı anda tüm bilgileri çok yüzeysel alma, ne istediğini bilememe, sabırsız bir yapı, hedef koymakta zorlanma, işte rüzgar nereye esiyorsa oraya gitme, sabırsızlık bahsetmiştim. Etrafa da çok güven vermeyebiliyorlar değişken nitelik çok fazlaysa. Hareketli ve uyumlu halleri onları çok sempatik yapıyor tabii. Böyle de bir artı tarafı var. Fakat işte böyle bir huzursuzluk oluyor arkadaşlar. Çünkü zihin çok fazla aktif. Değişken nitelik çok fazla var. Tam tersini düşündüğümüzde değişken nitelik az ise iletişim sorunları, işte esnek olamamak, tutucu olmak, başkalarıyla uyum sağlamakla ilgili zorlanmak, akışa kendini teslim edememek, tevekkülden yoksun olmak, sorun karşısında katı davranmak ve çözümsel olamamak. Şimdi arkadaşlar az çok astroloji biliyorsak bunların hesaplaması şöyle. Güneş'e, Güneş burcumuza, Ay'a ve yükselenimize 3 puan veriyoruz arkadaşlar. Sonra Merkür'e, Venüs'e, Mars'a, Jüpiter'e, Satürn'e, MC tepe noktamıza 1 puan veriyoruz. Ve bunlarla ilgili bir toplama yapıyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki atıyorum bir hani ateş elementi nedir, toprak elementi nedir, hava nedir, öncü burçlar, sabit burçlar nedir, bunları biliyor olmamız lazım. Ve bu hesaplamaya göre arkadaşlar element ve nitelik dengemizi, aynı şeyi öncü, sabit ve değişken niteliklerimiz içinde yapıyoruz. Ve bu hesaplama sonunda en yüksek alan burcumuz bizim sentez burcumuz, diğeri de gölge burcumuz oluyor ve element dağılımlarımızı bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Umarım ufak da olsa size güzel bir bilgi aktarabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.